ilk defa kupaların 30 yıllık tarihinde bir Türk takımı Avrupa Şampiyonluklar Kupası'na yarı finalde. Mustafa Denizli, Türk futbol tarihinin en parlak teknik direktörlerinden biri elbette ki. Hatta şöyle söylemek daha iyidir. Türk futbolu başarı kavramını onlarla tanıdı. Fatih Terim ve Mustafa Denizli ile. Sonradan bu kervana Şenol Güneş'in de katıldığını ve başka pek çok hocamızın da onların açtığı yollardan giderek önemli işler yaptıklarını görüyoruz. Mustafa Denizli bu başarıyı kazanırken en tipik durum şuydu. Bizim milli takım teknik direktörlüğü yaptığı bir dönem, önceki dönem vardı, ilk dönem Derval'in yardımcısıyken 1987 yılında milli takım teknik direktörlüğünü yaptı ve İngiltere'yi yenmeye gidiyoruz dedi ve 8 yedik onda. Tabii bu gırgıra yol açtı. Oysa o kendi söylediği açısından yanılmıyordu ve yanılmadı ve bu sayede bir dönüşüm, bir devrim mümkün oldu. Mustafa Denizli bunu sadece işte motivasyon ustasıdır, bilmem nedir falan, hayır değil. Bunu akılla bütünleştirebildi. Mesela Beşiktaş'ta bunu çok daha iyi yaptı. Orada da Beşiktaş'ta da duble yaparken, hem ligi hem kupayı kazanırken, bugüne kadarki bütün futbol değerlendirmelerinin dışında işler yapabildiğini de gösterdi. Yani o güne kadar Mustafa Denizli hücum futbolu anlayışının Türkiye'deki en parlak temsilcisiydi. Ama Beşiktaş'taki başarısı ne ayırmak gerekirse daha çok savunmaya dayalı, oyuna tutmaya dayalı bir oyun anlayışıyla az gol atıp az gol yiyerek hedefe ulaştı. Demek ki ikisini de yapabilecek kadar çaplı, kaliteli bir teknik adamdı. Şu anda da biliyorsunuz hala Türk futbolunun doruklardaki iki ismi Fatih Terim ve Mustafa Denizli. Bunu her yönüyle hak eden, bazı noktalarda hala yeterince iyi anlaşılamamış muhteşem bir adamdır Mustafa Denizli.